Merhaba, KRT ekranlarında Altın Set programında sizlerle beraberiz. Tenis dünyanın en güzel sporlarından biri ve Altın Set programında tenisten söz ediyoruz. Yanımızda mini takım hocalarından Ali Ercan Atmaca var ve kendisi gündemi değerlendireceğiz. Ali Ercan Atmaca ile bugün farklı bir konu konuşacağız ama öncelikle bir gündeme genel olarak bakarsak tenis dünyasında geçtiğimiz yıl içerisinde ne oldu? Artık 2020'nin içerisindeyiz. Tenis dünyasında öncelikle pandemi nedeniyle bütün spor dünyasında aslında bütün turnuvalara ara verildi. Futbol dünyası açısından bakarsanız Messi, Ronaldo, Barcelona, Real Madrid, Juventus hepsi geri döndü. Tenis açısından bakarsanız da Djokovic, Nadal, diğer oyuncular, Tsitsipas hepsi geri döndüler. Fakat tek bir oyuncunun eksikliğini çok hissettik biz tenis izleyicileri. O söz ettiğimiz isim de İsviçreli raket Roger Federer. Time dergisinin kapağındaki şu fotoğrafı gösteriyorum. Ve şimdi Ali Atmaca'ya dönüp soruyorum. Gerçekten Roger Federer yoktur turnuvalarda ve ben bakarken özellikle Roland Garros'ta ve Amerika Açık'ta keşke Federer olsaydı dedim. ...20-21 Grand Slam'e gelebilir mi diye uğraşısı, çabası, yaşına rağmen tutkusu, arzusu, genç oyunculara taş çıkaran isteği, halen yeni vuruşları deneme şevki ve korta çıktığı zaman da çok yakışıyor. Biz de o şampiyonlukları çok yaşadığımız için gördüğümüzde 18 yaşında ilk Grand Slam'ini kazandığı zaman işte Sampras'ı yendiğinde muhteşem bir sükse yapmıştı. Gencecik çocuk Grand Slam kazanıyordu ve hani o yaşlarda kazanan nadir oyunculardan birisiydi. Esasında tenisin devi. Herkes onu hayranlıkla izliyordu. Daha sonra tabii ki seyircilerin sevgisini kazandı. Bizim de hani meslektaş olarak da rol modelimiz, oyuncularımıza anlattığımız oyuncuydu. Birden böyle yoksunluğu bizi de tabii ki hem üzdü demeyeyim ama en azından onu görüp o vuruşlarını, o muhteşem mücadelesini, Nadal Federer kapışmasını ya da ne bileyim Federer'in diğer genç oyunculara meydan okuyuşlarını özledik. Gözümüz aradı. Her zaman kamerada onu bekledik. Yani olsa bizim için daha büyük bir keyif. Şimdi geriye dönüp baktığımda benim için hayatımda hem mesleki anlamda hem de özel anlamda bazı yaşamış olduğum zirveler var. Böyle gördüklerim bakımından. Örneğin Dünya Kupası finali izlemek gibi. Ama Roger Federer'i canlı izlemiş olmayı ben bir numaraya koyuyorum. İstanbul'da 2015'te İstanbul Open turnuvasında izledim. Diego Schwartzman karşısında, Pablo Cuevas karşısında izledim. Diğerleri de çok iyi oyunculardı o turnuvada izlediğimiz. İşte Milos Raonic geldi, Marin Cilic geldi. Biz dönem Slam şampiyonu olan ama sanki Federer uzaydan gelmiş gibiydi. Yani böyle Federer'in oyununu izlerken çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Çok da tecrübeli bir tenis izleyicisi değildim. Belki de ilk defa kortta maç izliyordum. Büyük bir oyuncu görüyordum. Onun hayranlığından olabilir. Ama gerçekten bir uzaylıyı izliyormuş gibiydim. Sorum şu. Federer gerçekten başka dünyadan biri mi? Yoksa yaratılış süresine kendisinin de yer aldığı bir pazarlama harikası mı? Tabii ki. Yani uzaylı tenisçiler arasında böyle bir söylem vardır. Hani insanların ya da performans sergileyen oyuncuların yapmakta zorlandığı ve yaparken büyük çaba sarf ettiği ve öğrenirken de uzun süreçlerden geçtiği vuruşları o kadar rahat yapıyor ki zannediyorsunuz ki TV kanalının zap yapıyor. Hani bir kanaldan diğerine geçiyormuş gibi çok rahat, vücudu o kadar iyi kullanıyor ki yani ağırlık aktarımı, topa yaklaşımı, istediği yere vurması sanki zannediyorsunuz ki o söylüyor topa, üflüyor, oraya gidiyor gibi bir his uyandırıyor. Bu rahatlığı da tabii ki diğer oyuncuları da etkiliyor. Etkilemiyor değil. Federer'in en büyük özelliği şu. Yani forehand'ini birçok şekilde kullanabiliyor. İşte hem eski antrenörlerden spor yazarları yapmış olduğu incelemeye göre diyorlar ki hani 20 değişik forehand yaklaşımı, vuruş şekli var. Şimdi Federer de bunu şöyle açıklıyor. Diyor ki ben uzun yıllar diyor bu vuruşlarımı diyor acemiliğinde çocukluğumda geliştirmek için çok çabaladım.
Şimdi de diyor ustalık ve profesyonelliğimin en zirvesindeyim. Şimdi bunları istediğim zaman istediğim kalitede kullanma keyfini yaşıyorum. Bu mutluluğu bu şekilde ifade eden bir oyuncu zaten kortta bir tiyatro hani oyunu sergiliyormuş gibi kendi hayatının başrolünü oynuyor. Bir oyun gibi ve bunun keyif aldığını herkese hissediyor. Yüz mimikleri, topa vuruşları, iyi bir winner yaptıktan sonra yüzü gülüyor. Bir gerginlik yok. Genç oyuncuları maç yaparken onların karşısında mücadele etmesini, ona meydan okumasına hayranlar ve bunu seyirciye aktarabildiği için de işte dev oluyor ve ekranda sürekli o yüzü arıyoruz. Aslında bu anlamda çok iyi bir profesyonel de diyebiliriz senin anlattıklarından çıkarttığım kadarıyla. Yani iyi bir oyuncu ama karizmasını da çok yüksekte tutuyor ve hani tavırları itibariyle de oyunculuğun üzerine yeni şeyler katarak büyük oluyor. Bu sonucu çıkartabilir miyiz? Tabii ki yani kendisinin söylemleri yine hani sürekli bir öğrenme süreci devam ediyor onun için. Şimdi acemilik dönemlerinde Grand Slam kazanmak için çok çabaladı. Grand Slam'ler kazandı. 2010'a kadar 15 tane Grand Slam kazandı. Ondan sonra işte ikiz kızları oldu. İkiz çocukları oldu. Erkek çocukları oldu. O dönemde çocuklara bakarken yani bir şey diyoruz. Alt bezi değiştirirken diğer hani Grand Slam'de kupa kazanmak isteyen oyuncuların konsantrasyonu kadar odaklanamamış olabilir. 2016'ya kadar böyle sanki Grand Slam'lere bir ara vermiş gibi gözüktü. Ama tecrübe kazandıkça, ilerledikçe, yaşı da olgunlaştıkça daha güçlü ve daha güçlü geri dönmek için yeni vuruşlar, yeni taktikler, yeni bir oyun stili geliştirdi ve gitgide daha kolaymış gibi yapıyor. Biz de zannediyoruz ki evet ya bu tenis hakikaten böyle kolay bir spor gibi hissediyoruz. Şimdi Federer'e ilişkin baktığımız zaman geçmişte 2017 Avustralya'ya gelmeden önce dünya sıralamasında 14.'lüğe kadar düşmüştü. Aynı turnuvada Nadal da 9. olarak başlamıştı ve artık Nadal da Federer de emekli olmuş gibi gözüküyorlardı. Tenis sahnesinde zirvede iki isim vardı. Bunlardan biri Andy Murray, biri de Novak Djokovic'ti. Bir önceki sene de zaten ATP finallerinde onlar zirve oynamışlardı. Artık bir numarada Andy Murray vardı. Fakat orada beklenmeyen bir şey oldu. Roger Federer ve Nadal finale çıktılar. İki geri sıralardaki oyuncu finale çıktılar. Nostaljik bir şey oldu tenis izleyicileri için ve finalde Federer kazandı ve Federer çok uzun zaman sonra tekrar Grand Slam kazanarak çok güçlü bir şekilde tenise zirveden geri döndü. Nadal da aynı şekilde geri döndü. O da sakatlıktan geri gelmişti. Aynı sene o da başka turnuvalar kazandı. But just when it seemed that Nadal was on course for his second Australian Open title, Federer hit back. In a whirlwind run of games, Federer broke back and then broke again to serve for the title. The Swiss star battled through a tight, tense final game to claim his 18th major and 5th Australian Open title with a 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 win. Djokovic aynısını yaşadı. Bir sonraki yıl sakatlıktan döndü, biraz gerilere düştü, tekrar şampiyonluğa oynadı. Ama mesela Andy Murray. Andy Murray sakatlandı, geri dönemedi. Şu anda ilk yüzde bir de değil. Ara ara bazı güzel maçlar oynuyor. Geçenlerde bir ATP 250 turnuvası kazandı 2020 içerisinde. Hatta bir yerde Serena Williams'la beraber çiftler oynadılar ama Andy Murray dönemiyor. Şimdi Federer de sakatlıktan çıkıyor. Sakatlığı bitti. Avustralya ile beraber ya da onun öncesindeki küçük bazı turnuvalarla beraber Doha'da olabilir geri dönecek. Federer 2017'deki Federer gibi mi döner? Yani zirveden büyük bir başarıyla mı döner? Yoksa Andy Murray gibi silinip gider mi? Şimdi Federer dediğimiz gibi yani çok enteresan bir oyuncu. Yani ne zaman ne yapacağı belli değil. Sürprizlerle dolu. Oynadığı her turnuvayı kazanmak isteyen ve kazanma potansiyeli olan bir oyuncu. Yani dünya sıralamasında kaçıncı olduğunun bir önemi yok. Federer'in ismi o turnuvada, fikstürde varsa finale adını yazdıracak yüzdesi olarak en yüksek oyunculardan birisidir. Zaten hani şimdi tenis öyle bir şey ki sakatlanma riskiniz çok fazla ama işte bu ustalar, yukarıda zirvede olanlar hem rehabilitasyon ekibi toparlanma diyoruz, toparlanma antrenmanları, fizyoterapistleri, doktorları hani bunları zaten kontrol ediyorlar. Onlara göre antrenmanlar ya da çalışmalar yapılıyor, tedavi programları yapılıyor ama tenis kortuna çıktığınız zaman saatlerce, mesela bunlar günde 8 saat antrenman yapıyor. 5 saat süren maçları var. Şimdi eklem bölgeleri özellikle diz, dirsek, hatta bunun adı da var tenisçi dirseği diye sakatlıklar olabiliyor. Federer'in de zannedersem dizinden bir sakatlığı vardı. Ekibi çok iyi, kendisi de çok tutkulu ve kendisine çok iyi bakıyor. Çok iyi bir aile babası. Hani vücudunu koruyup bununla performans sergilemesi gerektiğini biliyor. Şimdi bu duyguları kendisini tedavi etmesini bilmesi ve tekrardan yarışmayı arzu etmesi güçlü döneceği sinyallerini veriyor ama dönemeyebilir. Yine ama en başında dediğim gibi adı Federer'se kupaya ortaktır. Tenisçilerin en büyük kabusu nedir?
Sakatlık anlamında. Çünkü bunların hepsi sakatlanıyor. Dünyanın en iyi kondisyonerleriyle, antrenörleriyle çalışıyorlar ama o yüzlerindeki korkuyu da görüyorum ben sakatlandıkları zaman. Djokovic'de olsun, Nadal'da olsun, diğer tenisçilerde olsun. Nedir en büyük korkunuzu? Öyle sorayım ben. Yani şöyle, en çok kullanılan eklemlerimiz. Tabii ki yani dirsek bunlardan birisi. Omuz eklemleri olabilir. Sırt, diz. Çoğunlukla dizde sakatlık görüyoruz. Çünkü dediğim gibi bir oyuncu bir günde atıyorum. Yani ortalama söylüyorum tabii ki bunu. Hani 2000-3000 topa vursa. Hani bu her gün üst üste koyduğunda milyonlarca topa vuruyorlar. Yani binlerce saat korttalar. Yüksek hızda topa vuruyorsunuz. 200 kilometrelere ulaşan topun hızları var. Siz bu 200 kilometreyle gelen topa koşup yetişmek zorundasınız. Ama top 2 saniye sonra size geri gelecek. Yere çok sağlam basıp hızlı geri dönmeniz lazım. Bilek, dirsek. Buralar oyuncular için riskli bölgeler ve her seferinde buraları hani doktorları tedavi ediyorlar, rahatlatıyorlar ve bununla ilgili kondisyonerleri de gelişim sağlıyor. O yüzden hani oyuncuların diz bölgesinde sakatlıkları, omzunda, dirseğinde daha çok görülüyor ve hani en korkulan şey de işte aşil tendonu dediğim gibi omuz eklemlerinde olan sakatlıklar oyuncuları korkutuyor. Benim anlamadığım şöyle bir şey var. Şimdi biz hep tabii ilk sıralardaki oyuncuları konuşuyoruz. Bunlar hepsi yıldız oyuncular. Dünyanın takip ettiği Nadal'dan, Djokovic'ten, Federer'den bahsediyoruz. Geçmişte Sampras, Becker. Ama geri sıralarda oynayan bir sürü profesyonel oyuncu var. Bunlar ilk 10'daki, ilk 20'deki oyuncuları tanıyoruz. Ama ilk 100'ün dışında olanlar, ilk 100'de olanlar, ilk 100'ün dışında olanlar, 400'de olanlar. Peki bu oyuncular sağlıklarına nasıl dikkat ediyorlar? Sakatlanmamak için ne yapıyorlar? Çünkü turnuvalardan elde ettikleri gelir de çok çok yüksek olmuyor. Bunu nasıl telafi ediyorlar? Tek başlarına mı çalışıyorlar? Yani şöyle, birçoğunun esasında dünyada ilk yüze giren oyuncuların tabii ki ekibi var. Hani sağlık ekibi var. Fizyoterapistleri var ya da kendi ülkelerinde bulunan hani spor merkezlerindeki rehabilitasyon merkezlerine gidiyorlardır muhtemelen de gidiyorlar. Ama birçok oyuncunun bu kadar hani yukarıda yer almak isteyen oyuncunun ilk yüze gireyim, ilk 20'de olayım. Bunların ekipleri var. Ama zaten sporcular çocukluğundan beri buna eğitiliyorlar. Esneklikleri, ondan sonra kuvveti kullanma şekli ve antrenman bittikten sonra kendilerine bakmayı öğreniyorlar. Antrenman bittikten sonra öyle hani çantamı alayım, sırtıma da hani ceketimi giyeyim, gideyim diye bir şey yok. Stretchinglerini yapıyorlar. Bakması işte ağrıyan yerleri varsa oraya buz koyuyorlar. Böyle böyle kendi vücutlarını dinleyip kendi doktorları oluyorlar esasında. Yani fizyoterapist nihayetinde hani bir sakatlık ortaya çıktığında müdahale ediyor. Ama oyuncular kendilerini bir ömür boyu sağlıklı ve zinde tutmak için biyoritimlerini, kassal hani farklı hissedip ona göre kendilerini tedavi etmeyi ve oluşacak sakatlıkları önlemeyi kendileri zaten öğrenmeli, öğreniyorlardı. Şöyle de bir konu var. Bu pandemi zamanında bir 3 aya yakın belki de daha fazla turnuvalara ara verildi. Pek çok turnuva oynanmadı. Büyük isimler de geride kalan diğer oyuncular da ilk 22-30'un olan oyuncular da bu böyle dönemleri ya hatta şu an içinde bulunduğumuz dönemi nasıl değerlendiriyorlar bir sonraki turnuvaya hazırlanırken? Başka turnuva yok çünkü benim gözlediğim şu. Büyük turnuvalara hazırlanırken biraz ATP 250, ATP 500 gibi küçük turnuvaları da biraz ısınma turnuvası olarak değerlendiriyorlar ama hiç turnuva olmuyor. Her taraf kapalı. Fakat bu oyuncular sonra geri döndükleri zaman yine süper dönüyorlar. İşin sırrı nedir? Nasıl hazırlanıyorlar? Ya da nasıl hazırlanmak gerek? Yani tabii her oyuncunun oyun stili ve kas ihtiyaçları farklı. Ekipleri bunlara karar veriyorlar. Hani neler yapılacak? İşte bir önceki sene sonu turnuvasında genç oyuncuları gördük. Daha dinçlerdi. Şimdi bu tür büyük oyuncular zaten turnuva seçiyorlar. Mesela Federer'in gençlik yıllarındaki fizyoterapisti diyor ki hani biz diyor evet çok para kazanabiliriz. Her hafta turnuvaya çıkabiliriz. Her turnuvayı oynayabiliriz. Çok da popüler oluruz ama bir sonraki turnuvayı ve bir sonraki yılları kurtarmak için daha seyrek oynamamız lazım. Yani ne demek? Yani her turnuva yerine seçilmiş turnuva oynuyorlar. Seçilmiş turnuvalardan önce o kort zeminine, rakibinize göre taktik geliştiriyorsunuz. Fiziksel, oyuncuların mental anlamda hazırlıkları bu dönemde oluyor. Fiziksel hazırlıkları bu dönemde oluyor. Artık teknik anlamda çok büyük değişiklikler olmamakla beraber diğer oyuncuların bu oyunculara karşı üstünlüğünü ya da zaaflarını değerlendirebilecek ekler yapılıyor. Ve bunlar 5-6 haftalık, 4 haftalık süreler halinde de devam ediyor. Her gün sabah kalkıyorlar erkenden. Kahvaltı et. Teknik antrenman yap. Kondisyon antrenmanı yap. Sonra işte puan durumu, yeni vuruş yani şekillerini deniyorlar. Ve uzun süre konsantre olmaları gerekiyor yeni sezon için. Son sorum. Turnuvalar başladıktan sonra oyuncuları gördük. Hepsi geri döndü. Federer hariç dedik. Ama çok önemli bir oyuncu geri dönmedi Federer dışında. O da seyirci. Seyircisizlik oyuncuyu etkiler mi? Çok etkiler. Yani hani ben o kanaatteyim. Şimdi
Ben hep ona benzetirim. Yani bir tiyatro sahnesine sanatçı niye çıkıyor? O alkış, yani bittiğindeki selamlama ve performansının ödülü olarak da alkışı görüyor. Birçok oyuncu tribünlere karşı oynamıyor. Çünkü yaptığınız iyi şeyin takdir edilmesi lazım. Binlerce oyuncunun arasında ya da milyonlarca kişinin seyredip bu yapmış olduğunuz mucizevi vuruşu onaylaması, beğenmesi, aa diye şaşırması size esasında bir sonraki mükemmel şey için motive eden yegane kaynak. Bu olmadan yani tatsız kalıyor. Zaten görüyoruz son zamanlarda futbol maçlarını, tenis maçlarını. Hani bir şey eksik, bir tadı yokmuş gibi geliyor. Yani yemeğin tuzu eksik gibi. O yüzden seyirci bence oyuncular için büyük itici güç. Özellikle bu dev dediğimiz yani yukarıda olan dünya tenisini domine eden oyuncular bununla besleniyor. Ali Atmaca çok teşekkür ediyoruz. KRT ekranlarında Altın Set programında tenis dünyasının gündemini konuşuyoruz. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Tenis dünyanın en güzel sporlarından biri. Hepimiz tenisi çok seviyoruz ve her haftada çok güzel gelişmeler oluyor. Bir aylık bir araya girdik. Tenis yılın 11 ayı oynanıyor. Bir aylık bir ara oluyor ve Ocak başında yine çeşitli turnuvalarla özellikle Avustralya Açık'la beraber tenis hepimizin hayatına çok güçlü bir şekilde girecek. Biz önümüzdeki haftadan itibaren de KRT ekranlarında tenisle ilgili, gündemle ilgili gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.